hafta ne oldu diyerek başladığımız röportajların 8. haftasındayız. Murat Bey buyurun. İyi haftalar. Bu hafta sosyal sorumluluk ve doğa gibi konularla başlayalım. Güzel haberler var çünkü. Masamda da gördüğünüz bir greyfurt ağacından koparılmış bir dal greyfurt var. Ee, bunları kesmeye, yemeye kıyamıyorum. Böyle masamda tutuyorum sus olarak. Ne kadar güzel doğadan bir görüntü. Doğamızın kıymetini bilmek lazım. Bununla ilgili güzel bir araştırma var. Tim Taş yapmış bu çalışmayı. Atıklar Ödülleniyor projenin adı da. Diğer ismi de Pugedon. Bu Pugedon hepimiz rastlamış olabiliriz. Plastikleri atıyorsunuz. Köpek maması dökülüyor alttan bir miktar. Her plastik karşında hem canlarımız doyuyor hem de plastikler doğaya kazandırılmış oluyor. Tim Taş'a Gerçekten alkışlar çok da teşekkür ediyoruz. Belediyemiz de bunu en iyi şekilde değerlendiriyor. Bu açıdan haftaya güzel bir doğa haberiyle de başlamış oluyoruz. Araştırmalar var birkaç tane enteresan. Delin bir araştırması var. Bu bilgiyi Glasshouse Genel Müdürü Alp Bağrı açıktan aldık. BT Haber'de yayınladık. Bu araştırmanın adı Global Veri Koruma İndeksi. Burada enteresan bilgiler var. 2000 tane BT yöneticisiyle yapılmış bu BT yöneticilerine gelen bilgiye göre bunların %28'i veri kaybı yaşamış ve bunların maliyeti neredeyse 1 milyon dolar. Ama iyi tarafı bu 2000 BT yöneticisinin %36'da, %6'sı da özür diliyorum, %36'sı da veriden para kazanmış. Dolayısıyla veriden veriyi korumak çok önemli. Kaybedince ciddi maliyetleri var. Ama veri akıllıca değerlendirilirse güzel kazançlar da elde etmek mümkün. Verinin önemi Data Talks diyoruz. Teknoloji Oku'dan, dostlarımızın sitesi Teknoloji Oku'dan bir haber gördüm. Ulusal basında da yansımaları oldu. Ankara'da bir AVM açılırken bir telefon markası bir kampanya yapacaktı ilk gün mağaza açılışında. O kadar çok izdiham oldu ki açılışı ertelediler, görüntüler sayıdan çok ilginç, yani o insanların mağazaya akışı, koşarak gelmeleri bir izdam mali, insanı çok endişelendiriyor. Hep söylüyoruz, üretimdeki istekliliğimiz bu kadar olsa, yani tüketimdeki istekliliğimiz kadar üretimde istekli olsak, Türkiye yerinden oynar, tüketim anına geldiği zaman uçuyoruz, binler, milyonlar koşturuyor. Bu açıdan da bakmak lazım. Kötü bir e, mesaj da var orada. Umarım bir günde ARGE açılışı için, ARGE çalışmaları için de gençlerimiz aynı heyecan ve şevkle koşarlar. Bir dedikodu var. E, haber niteliği henüz yok ama burada paylaşmak istedim. Orta Doğu organizasyonda birçok dostumun olduğu bir antivirüs markasının İstanbul bacağı, daha doğrusu Türkiye ofisi kapanma ihtimali var. Böyle bir karar alınmış. Yine de son zamanlarda faal gözüküyorlarsa da yakın bir gelecekte kapanacak diye bilgisi geldi. Hep beraber doğru olup olmadığını göreceğiz. Apple CEO'su Tim Cook, Trump'ı Teksas'taki Apple fabrikasına ağırlayacakmış efendim. Ee, biliyorsunuz Trump seçimi kazanı kazanmaz hemen teknoloji insanları ile ilk toplantıyı yaptı. Şimdi kalkıp Apple'ı ziyaret ediyor. Çoğu tarafını eleştirdiğimiz Trump'ın teknolojiye olan merakı ve desteği de kayda değer alkışlamak gereken bir e, düşünce tarzı. Umarım ülkemizdeki siyasetçiler de liderlerimizle de aynı istek ve e, kararlılıkla teknolojinin arkasına dururlar. Teknoloji firmalarını değerli kabul ederler. Bu paralelde de teknoloji basınına da gereken önemi verirler. Basın diye yaptıkları toplantılarda teknoloji basından insanları da çağırırlar. Basın olarak görmeye başlarlar diye umuyor. Ve onları da buradan sistem dolu mesajımızı da iletmiş oluyoruz. Ankara'da bir 5G vadisi vardı biliyorsunuz. 5G testleri yapılıyordu. İstanbul'da da açılıyor efendim. Baktığımız zaman 5G açısından çok e, önemli bir gelişme. Peki 5G alanında ürünümüz var mı? Üretim yapıldı mı hala? Tek tük bir iki taneyi duyuyoruz ama 5G alanında çok da fazla bir şey yaptığımız yok. Yerlilik oranı geçenlerde açıklamıştık. %8'lere çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu kadar geri olduğumuz bir konuda bir de vadesinin olması, 5G vadesinin olması hangi çalışmalara hizmet edecek bilemiyorum. Umarım 5G konusundaki teknoloji geliştirmeye faydası olur. Katlanabilir telefon. Yıllardır bu konu hep konuşulur. Hatta ilk çıkan telefonlarda vardı bu katlanabilme özelliği ama kapak şeklindeydi. Çok tutulmadı, kapaklar kılınıyordu. Kırılıyordu. Şimdi tekrar başladı bu moda. Apple biliyorsunuz kattığı bir telefon. Sonra Android telefonlar çıktı falan Samsung'un. Şimdi Motorola'nın Razer Phone çıkmış. Tasarımı gayet hoş. Tekrardan bir kapaklı telefon modasının başladığını da görüyoruz. Monika Lewinsky. Bir kısım insan için Beyaz Saray'daki bir skandalla, seks skandalıyla anılan bir isim. Artık Monika'mız Akıllanmış, uslanmış bir takım kurslara gitmiş. Bir de Amerika'da güzel bir sosyal farkındalık projesi ortaya çıkarmış. Bunun adı e, Siber Zorbalık konusu. E, televizyonlarda oynuyor, çok da beğeniliyor. Bizim yazarımız sevgili Edip Emil Öymen'in e, haberini paylaşıyorum. Tü, e, film çok etkileyici. Ben de üşenmedim, aradım, buldum ve izledim. Tavsiye ederim izlenmesini siber zorbalığın vardığı boyutları gösteriyor. Edip Bey haberinde eklemiş Türkiye İnsani Geliştirme Vakfı'nın araştırmasını da paylaşıyor. Diyor ki %28'i insanlarımızın internet kullanıcı hayatında en az bir kere siber, siber zorbalığa maruz kalmış. Yani insanlarımızın internet kullanıcılarındaki insanlarımızın 1 bölü 3'ü. Üçte bir insan bu zorbalığın karşısında kalıyor demektir. Bir enteresan çalışmada siber zorbaların %50'si de kendisi zorbalığa uğramış. Yani siber zorbalık çok tehlikeli boyutlara vardı. Gençlerimizin psikolojilerini bozuyor, intiharları neden oluyor. Dolayısıyla hani Rütük gibi kurumlarımızın, BTK gibi kurumlarımızın çok bizce gereksiz olan konulara takılmak yerine biraz daha bu konulara ağırlık vermesini de öneriyoruz. Bir sigarayı karartmakla internette istediğinizi yapmış olmuyorsunuz ama siber zorbalık insan hayatlarına mal oluyor. Buna çok daha dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu haftalık e, teknoloji haberlerimizi bu kadar. Gelelim klasik Galatasaray konumuza. Milli maç arası vardı. Milli maçlarda güzel sonuçlar aldık. Hepimiz gururlu ve sevinçliyiz. Galatasaray açısından tabii maç yoktu ama kötü olaylar var Galatasaray'da. Şöyle ki Galatasaray Yönetim Kurulu ibra edilememişti. İki ay önce oldu bu ibra. İbra edilemeyen yönetim göreve devam edince bazı Galatasaraylılar, Galatasaray e Kongre üyeleri dava açtılar. Yönetim Kurulu hala seçim yapmamakta direniyor. Gerek olmadığını söylüyor. Böyle bir kaos ortamı var. Galatasaray'a yakışmayan ama bir an evvel de çözülmesini umduğumuz bir e gelişme. Umarım kısa bir sürede sonuçlanmış olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.